Bismillahirrahmanirrahim. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuh. Değerli öğrencilerimiz 6. kitabın 9. ünitesinin 6. dersini yapıyoruz. Burada bir metnimiz varmış vardı. Okuduk bunu. Şimdi onu tercüme edip anlayacağız. Nedir? Anil küsuf vel husuf. Güneş ve ay tutulmasından bahseden bir metin idi. O zaman hazırsanız başlayalım. Munzul kadimi, eskiden beri, ihtemmel insanu bil kusufi vel husufu. İnsan önem verdi. Neye? Bil kusufi. Güneş tutulmasına vel husufi. Ve ay tutulmasına önem verdi. Eskiden beri insan güneş tutulmasına ve ay tutulmasına önem verdi. Burada ihtemme bi. El kusuf yani güneş tutulması. Kusufu şems. Ay tutulması da husuf kelimesiyle ifade ediliyor. Bizde ikisi de tutulma diye ifade ediliyor ama Arapçada küsuf güneş tutulması, husuf ay tutulması anlamında kullanılıyor. Ve yerci'u tarihu evvele tescilin ilmiyyin. Bilimsel anlamda, bilimsel olarak kaydının ilkinin tarihi, yani ilk olarak bilimsel olarak kaydedilmesinin tarihi dönüyor. Neyin? Lil kusuf vel husufu. Yani güneş tutulması ve ay tutulmasının bilimsel anlamda kaydedilmesinin ilk tarihi dönüyor. Nereye dönüyormuş? Nereye kadar? İlel karnil aşiril miladi. Miladi 10. asra kadar gider. Tamam mı? Güneş ve ay tutulmasının bilimsel anlamdaki ilk kaydedilişi, tescil edilişinin tarihi miladi 10. asra aittir. Min alimil Beyruni, alim Beyruni, Biruni tarafındandır. Yani onun tarafından yapılmıştır. Min alimil Beyruni, alim Biruni'den, yani onun tarafından yapılmış olup miladi 10. asra kadar dönüyor. Demek ki güneş ve ay tutulmasının bilimsel olarak ilk kaydının tarihi ilk kaydı miladi 10. asırda alim Beyruni tarafından yapılmıştır. Bu mini onun tarafından yapılmıştır diye tercüme edebiliyoruz. Yani yapılmıştır falan yok ama alim Beyruni'den, ama yetmiyor, ne diyoruz? Onun tarafından yapılmış, işte miladi 10. asıra dönüyor onun tarihi. Özellikle bu da, yani alim Beyruni neden böyle bir kayıt yapmış? Radden ala ulema'il Hint. Hint alimlerine cevaptır. Bunu da Hint alimlerine cevap olarak yapmıştır. Hint alimlerine yapmış. Ellezine kaluha. Şöyle diyen Hint alimlerine cevap olarak. Ne demiş o Hint alimleri? İnne tinnine ye'kulu kursal kamer. Tinnin ejderha ye'kulu kursal kamer. Ayın işte yuvarlağını yiyor. O dairesini yiyor. Fe bunun üzerine yehtefi. Ay da gizleniyor. Ejderha, kocaman devasa bir ejderha ayın o yuvarlağını, o dairesini yiyor ve ay da gizleniyor. İhtefa, yehtefi, gizleniyor. Ay kayboluyor, o yüzden görünmüyor diyor. Fe bunun üzerine ne yapmış? Zekaral Beyruni. Biruni zikretmiş. Biz Türkçe'de Biruni diyoruz değil mi? Arapça'da neymiş? Beyruni. Beyruni zikretmiş. Neyi? Enne husufel kamer, ay tutulmasının olduğunu. Ne olduğunu? Huve o duhuluhu, onun girmesidir. Fi zillil arz. Yerin gölgesine girmesidir. Girmesi olduğunu zikretmiş. Bunun üzerine Beyruni ne demiş? Ay tutulmasının aslında onun nedir? Yerin gölgesine girmesi olduğunu zikretmiş. Tamam? Fezekara zikretmiş ne? Enne şöyle şöyle olduğunu. Ne olmuş? İşte ay tutulmasının aslında duhuluhu, ayın girmesi, fi zillil arz, yerin gölgesine girmesi olduğunu zikretmiş. Duhuluhu derken onun girmesi. Kimin girmesi? Uhu kamera gidiyor değil mi? Ayın girmesi. Nereye? Fî zillil arz. Yeryüzünün gölgesine girmesi. Çünkü yeryüzünün arkasında kalınca güneşten gelen ışıkları, ışınları alamıyor. Yerin gölgesinde kalıyor. Çünkü güneşin ışınları yeryüzüne çarpıyor.
yeryüzünde arkasında koni şeklinde bir gölge oluşuyor ve o gölgenin içinde kalıyor ayda. O yüzden görünmüyor. Ve kusufe şems, yani ay tutulmasının böyle olduğunu ve kusufe şems, güneş tutulmasının da huve duhulul arz, o yerin girmesidir, fi zillil kamer, ayın gölgesine girmesi olduğunu zikretmiş. Tamam. Beyruni neyi zikretmiş? Ay tutulmasının ayın yerin gölgesine girmesi olduğunu zikretmiş. Ve kusufe şems, şu enneye bağlıyoruz bunu da, tamam mı? Ve enne kusufe şems, güneş tutulmasının da huve, yani güneş tutulması, duhulul arz, yerin girmesi, fi zillil kamer, ayın gölgesine girmesi olduğunu zikretmiş. Tamam. Burada enne husufel kamer ve bu ve de enneye gidiyor burada. Ve enne kusufel şems, güneş tutulmasının da yerin ayın gölgesine girmesi olduğunu zikretmiş. Buradaki huve neyi anlatıyor arkadaşlar? Bu fasıl zamiri, yani güneş tutulması. Huve, işte o güneş tutulmasından kastımız yerin, işte ayın gölgesine girmesidir şeklinde zikretmiş. Ve izâ aradnâ tefsiran dakikan, böyle ince bir açıklama yapmak istersek nekul, şöyle deriz. Tefsir, yorumlamak, açıklamak yani. İnce hassas bir yorum istersek, bir açıklama istersek şöyle deriz. Şimdi daha açık bir şekilde bunu ifade edelim diyor. İnne husufel kamer, ay tutulması, yahduthu, meydana geliyor. Neticeten li idaati şemsi lil arz, güneşin yeryüzünü aydınlatması neticesinde meydana geliyor. Tamam? Ay tutulması güneşin yeryüzünü aydınlatması sonucunda meydana geliyor. Ya yani ne alakası var şimdi güneşin yeryüzünü aydınlatmasıyla? Ha. Fe ta'kisul ardu, yer küre yansıyor. Zillen tavilen, uzun bir gölge şeklinde. Mahrutiye şekil, nedir? Koni şeklinde. Koni şeklinde, mahrutiye şekil, koni şeklinde uzun bir gölge halinde yeryüzü yansıyor. Tamam? Feyemurrul kameru fi hâze zilli, feyemurru diyelim, burada şedde koyalım arkadaşlar. Feyemurrul kameru fi hâze zilli, ay bu gölgenin içine uğruyor. Bu gölgenin içinden geçiyor. Fi fetratin min feteratis sene, senenin dönemlerinden bir dönemde, yani belli dönemde ay bu gölgenin içinden geçiyor. Feyagibu anin nasi, insanlardan kayboluyor. Muddeten kasireten, kısa bir müddet kayboluyor. ثُمَّ يَعُودُ اِلَى الظُّهُورِ, sonra tekrar ortaya çıkıyor. يَعُودُ deniyor, اِلَى الظُّهُورِ, ortaya çıkmaya geri dönüyor. Biz ne deriz? Sonra yeniden ortaya çıkıyor. Demek ki ay tutulması nasıl meydana geliyormuş? Güneşin yeryüzünü aydınlatması neticesinde. Güneş yeryüzünü aydınlatınca yeryüzü böyle koni şeklinde uzun bir gölge olarak yansıyor. Ay da bu gölgenin içine, işte senenin belli dönemlerinde giriyor ve insanların gözünde kayboluyor. Tabii o gölgede, karanlıkta kaldığı için, güneşten ışık alamadığı için biz ayı göremiyoruz. Kısa bir süre kayboluyor, sonra tekrar ortaya çıkıyor. Bunu şimdi resimde de gösterirsek ne diyordu? İnne husufel kamer, husufel kamer, yahdusu neticeten li idaati şemsi alel arz, güneşin yeryüzünü aydınlatması neticesinde, bak güneş ışıkları böyle geliyor, yeryüzünü aydınlatıyor. Fe ta'kisul ardu zillen tavilen mahrutiye şekil, ve güneş yerin arkasında böyle mahrutiye şekil, koni şeklinde bir gölge yansıyor. Fe yemurrul kamer, tabi ay böyle dönüyor burada. Burada dönüyor.
dönüyor, sürekli gidiyor. Ne yapıyor? Bu noktaya gelince tam yeryüzünün gölgesine giriyor. Bu noktada bak güneşten ışıkları alamıyor. Değil mi? Çünkü yeryüzü gölgeliyor onu. Ha, bu karanlıkta kaldığı zaman ne diyor? Feyagibu anin nas, insanların gözünden kayboluyor. Müddeten kasiraten, kısa bir müddet. Thumma yaudu ila zuhur. Sonra böyle dönüyor, dönüyor. Şuraya geldiğinde ne yapıyor? Gözükmeye başlıyor. Buraya geliyor, artık tam olarak gözüküyor. Sadece şu gölgede kaldığı süre içerisinde ay insanların gözünden kayboluyor. Dünyanın bu tarafındakiler ayı göremiyorlar. Zaten akşam olduğu zaman görebiliyorlardı ay, değil mi? Daha net. Bu karanlıkta güneşten ışıkları alamayan ayı göremiyor insanlar ve ay tutulması meydana geliyor. Emma kusufu şems, güneş tutulmasına gelince feyahdusu, o da meydana geliyor. Ne zaman? عندما يتوسط القمر بين الأرض والشمس. عندما يتوسط القمر, ay ortada olduğunda. Neyin ortasında? بين الأرض والشمس, yer küre ile güneşin ortasında olduğu zaman meydana geliyor. Yer küre ile güneşin arasında, güneşin arasını ortaladığında, yani ikisinin arasına girdiği zaman meydana geliyormuş güneş tutulması. فَتَمُرُّ الْاَرْضُ فِي ظِلِّ الْقَمَرِ, yer küre ayın gölgesine giriyor. فَتَغِيبُ الشَّمْسُ, güneş kayboluyor. اَنْ جُزْءٍ مِنَ الْاَرْضِ, yeryüzünün bir kısmından, yeryüzünün tamamından da değil, bir kısmından güneş kayboluyor. Yani yeryüzünün bazı kısımlarından güneş görülemiyor. İşte ona biz güneş tutulması diyoruz. Buradaki şekil üzerinde de açıklarsak ne demişti? Emma kusufu şems, güneş tutulması, feyahdüsü meydana geliyor. İndema yetevassatul kamer beynel, indema yetevassatul kamer beynel ardı ve şems. Fetemurru el ard ve yer küre uğruyor. Nereye uğruyor? Fi zillil kamer. Bak burası ayın gölgesi değil mi? Ayın gölgesi. Ayın gölgesi buraya düşüyor. Yer küre ayın gölgesine uğruyor. Fetegibu şemsi ve güneş kayboluyor. An cüz'in minel ardi, yeryüzünün belli bir kısmından, bak. Bütün her tarafından değil. Sadece belli bir kısmından. Hatta bu tam gölge olan yer daha da küçük bir kısımdır. Çünkü etraftan yansımalarla tam gölge oluşmuyor yansımalar sebebiyle. Sadece belli bir kısmında, küçük bir kısmında tam gölge oluşuyor. Neden? Çünkü güneşin bu kısmı güneşten, yeryüzünün bu kısmı güneşten ışıkları alamıyor. Neden? Ayın gölgesi buraya düştüğü için. Sadece şu kısımda belki güneş tam olarak kapanıyor. Onun dışında güneş tam olarak kapanmıyor. Hatta bu kısımda bile ay küçük olduğu için güneşin etrafı böyle küçük bir yüzük şeklinde kalıyor. Ya da şuradan girdiği zaman tam bir hilal şeklinde de olabiliyor. Ve yu'addu rastul ilmiyye li kusufi şems, güneş tutulmasını bilimsel olarak gözetlemek sayılıyor. Ne sayılıyor? Emran muhimmen, önemli bir iş sayılıyor. Güneş tutulmasının bilimsel olarak incelenmesi önemli bir iş sayılıyor, kabul ediliyor. Ve hususan özellikle de indema yamurru'l kusuf ala manatiq şasi'atin min el ard. Özellikle de güneş tutulması uğradığında nereye? Ala manatika şasi'a, geniş bölgelere, minel arf, yeryüzünün geniş bölgelerine uğradığı zaman. Özellikle de güneş tutulması yeryüzünün geniş bölgelerinde meydana geldiği zaman. Şasi'a geniş demek. Mesela vasi'a beytun vasi'un, ev geniş, ama şasi'a böyle devasa, çok büyük alanlar için
kullanılıyor. وَتَسْتَطِيعُ شَبَكَةٌ مِنَ الْمَرَاسِدِ yani o gözlem evlerinden bir ağ, bir çoğu. Yani o gözlem evlerinden sadece bir tanesi değil, gözlem evlerinden oluşan, farklı noktalardaki gözlem evlerinden oluşan bir ağ yapabiliyor. Neyi? اَنْ تُوَفِّرَ مَعْلُومَاتٍ كَافِيَةً yeterli bilgileri toplayabiliyor, sağlayabiliyor değil mi? Gözlem evlerinden oluşan bir ağ yeterli bilgileri toplayabiliyor, sağlayabiliyor. Niçin? لِيَبْحَاثِ الْعُلَمَا alimlerin araştırmaları için yeterli bilgileri toplayabiliyor. Toplamaya güç yetiriyor. اَلَّتِي alimlerin araştırmaları diyor. Nasıl araştırmalarmış? اَلَّتِي قَدْ تَسْتَغْرِقُ شُهُورًا aylar sürebilen kat sürebilir olabilir yani aylarca sürebilen işte alimlerin aylarca sürebilen araştırmaları için yeterli bilgileri toplamaya güç yetiriyor. O gözlem evlerinden bir ağ, bir grup. وَمِنَ الْمَعْلُومَاتِ bu bilgilerdendir. Hangi bilgiler? اَلَّتِي تُوَفِّرُهَا الْمَرَاسِيدِ o gözlem evlerinin sağladığı bilgilerdendir. Bilgilerden bazılardır. Neymiş o? Mesela te'thiru şemsi fi cevvil arz. Güneşin yerin havasına tesiri, etkisi. Güneşin yerin havasına tesiri, etkisi mesela. O bilgilerden biridir. Ve hunake kethirun minel mesailil felekiye. Birçok astronomik mesele vardır. Ya da ve hunake kesirun birçoğu vardır minel mesailil felekiye. Astronomik meselelerden, problemlerden birçoğu vardır. Astronomik meselelerden, yani o bilgilerden, gözlem evlerinin sağladığı bilgilerden bazıları neymiş? Güneşin yer üzerindeki tesiri, yerin havasının üzerindeki tesiri. Bir de yine orada birçok astronomik meselelerden yine birçoğu varmış o bilgilerden. O bilgilerin arasında. Astronomik meseleler hangisi? اَلَّتِ يُمْكِنُ دِرَاسَتُهَا onların araştırılması mümkündür. اَثْنَاءَ كُسُوفِ الشَّمْسِ güneş tutulması esnasında onların araştırılması mümkündür. Ha, ne diyeceğiz o zaman? Güneş tutulması esnasında araştırılması mümkün olan astronomik meselelerden birçoğu da yine o önemli bilgilerden gözlem evlerinin sağladığı bilgilerdendir. Tamam? Demek ki o astronomi gözlem evlerinin sağladığı bilgilerden bazıları güneşin yerin havası üzerindeki tesiri ve yine güneş tutulması esnasında araştırmaları yapılabilen birçok astronomik meselelerden birçoğu yine o bilgilerden biridir. Belli kelimeleri vurgularsak arkadaşlar munzul kadimi eskiden beri bu munzu mudaf el kadim mudafın ile eskiden beri tam o şekilde düşünelim. Minel alimil beyruni alim biruni'dendir. Yani alim biruni tarafından işte miladi 10. asırda yapılmıştır onun ilk bilimsel kaydı diyor. وَذَلْكَ رَدَّنْ عَلَى رَدَّنْ عَلَى ona cevap vermek. Tam onun yanlışını düzeltmek ya da. Değil mi? Ona cevap olarak da. اِنَّ التِّنِّينَ tinnin ejderha demek. Ejderha يَأْكُلُ قُرْسَ الْقَمَرِ Kurs böyle daire demek. CD'lere de kurs, akros denir mesela. O daire. Ayın dairesi var ya bize o şekilde görünüyor. Tabi bize gözüktüğü gibi şekilde değil ama biz öyle uzaktan öyle görüyoruz. Ha, o daireyi, ayın o dairesini, yuvarlağını ejderha yiyor diyor. Fe yehtefi, fe bunun üzerine yehtefi, ihtefa yehtefi, gizleniyor. Hafiyun gizli bak. Hafiyun gizli, ihtefa gizlendi anlamına geliyor. Tam bunun üzerine gizleniyor. Ejderha yiyince gözükmez oluyor. Bir de burada huve var. İnne husufel kamer. Ay tutulması diyor. Sonra huve diyor. O. O derken neyi kastediyor? Ha bu ay tutulmazsa. Ay tutulmazsa. Ha, işte bu bahsettiğim şey o. Yani ay tutulması.
İşte ayın diğerin gölgesine girmesidir diyor. Bu fasıl zamir oluyor arkadaşlar. Şuradaki husufel kameri onu açıklıyor yani. Ay tutulmaz. O ne mi? Onu açıklayın baksana. İşte o huve işte şu şu dur diyor. Mesela burada kusufe şems güneş tutulması da huve o da işte o yerin ayın gölgesinin içine girmesidir filan. Buradaki huve de neyi açıklıyor? Kusufe şems güneş tutulması. Güneş tutulması neymiş? Açıklayayım sana bak. Huve o işte yerin işte ayın gölgesine girmesidir filan şeklinde. Burada küsufe neden mansup olmuş arkadaşlar? Çünkü enneye bağlıyoruz bu atıf harfiyle değil mi? Enne husufel kamer ay tutulması ve enne kusufe şems. Tamam, ennenin ismine atıf yapmışız burayı da. O yüzden mansup olmuş. Tefsiren dakikan tefsir neydir? Fessara yufessir açıklamak. Bir şeyin örtüsünü kaldırmak anlamında değil mi? Tefsiren dakikan ince bir açıklama yapmak istersek işte şöyle detaylı açıklamıştı. Mahrutiye şekil koni şeklinde. Değil mi? Çünkü güneşin ışıkları yer küreye çarpınca tabii arkada koni şeklinde oluşuyor. Neden koni şeklinde? Çünkü kenarlardan yansıyan ışıklar gittikçe daralarak gidiyor ve böyle koni şeklinde bir gölge oluşuyor. Mahrutiye şekil koni şekli demekmiş. Yetevassatu yani tavasatı ortasında oldu anlamına geliyor. Fil vasat yani. Vaka'a fil vasat ortasında bulundu ya da tevassata şeklinde söylüyoruz. Yetevassatu beynel ardı ve şems yerle güneşin arasında ortalandı. Yani ikisinin arasında ortada kaldığı zaman diyoruz. Fetegi bu şemsi an cüz'in minel ardı. Yerin bir cüz'inden güneş kayboluyor. Yerin yerden bir parçadan. Yani yerin her tarafından kaybolmuyor güneş. Yerin belli bölgelerinden güneş kayboluyor. Errastu'l-ilmi bilimsel gözetleme. Ne sayılıyormuş? Yuaddu emran muhimmen. Önemli bir iş sayılıyor. Şasi'a burada ala menatika şasi'a böyle geniş bölgelere. Şasi'a böyle devasa büyüklükte geniş. Mesela tarikun vasiun geniş yol, beytun vasiun geniş ev filan. Bunlar vasi kelimesi daha dar kapsam ama şasi'a çok geniş. Yeryüzünde çok geniş bölgeleri. Bu bazen ülkeleri içine alabiliyor değil mi? Birçok ülkeyi, birçok bölgeyi içine alabiliyor. Tastatıyor şebeke ağ demek. Ne ağı? Gözlem evleri ağ. Gözlem evlerinden bir ağ. Veffera yuveffiru tevfir. Bu da bir şeyi bollaştırmak, sağlamak, elde etmek anlamında. Birçok bilgiyi elde ediyor. Bu bilgileri bollaştırıyor, biriktiriyor. Kad testagriku istagraka sürmek demek. Testagriku şuuran aylar sürebilecek. Sen ne kul? Bursa ve İstanbul yestagriku tarik saatin. Bursa İstanbul arası 2 saat sürüyor mesela. Yestagriku selase saate. Hakeza. Tamam? Yani o kadar sürüyor anlamında. Ecip anil esiletil atiyeti parçayla ilgili sorularımız vardı. Onları siz cevaplayacaktınız. Bakalım doğru yapmış mısınız? Bimâ zâfessara ulemâul Hint el husuf. Hint alimleri husufu ay tutulmasını ne ile açıklamışlardır? Ne ile açıklamışlardır ya da yorumlamışlardır şeklinde. Ne demiş? Mesela ulemâul Hint yekulûne innettinnîne ye'kulu kursal kamer feyehtefî. Onlar diyorlar ki ejderha ayın yuvarlağını yiyor feyhtefi ayda gizleniyor demişler. Onlar bu şekilde söylemişler. Tamam. Maza kâlel Beyruni anil küsuf. Beyruni küsuf hakkında ne söylemiştir? Ne söylemiştir Beyruni küsuf hakkında? Huve yekul küsufu'ş-şems huve duhulü'l-ard fi zillil-kamer. Yani güneşin tutulması o neymiş? Duhulul arz. Yer kürenin girmesidir. Fi zillil kamer.
ayın gölgesine girmesidir şeklinde açıklamış. Tamam? Maza tefalu şebeketul marasidil felekiyye? Uzay gözlem evleri ağı ne yapıyor? Ne yapıyor? Şebeketul marasidil felekiyye tuvefirul ma'lumatil muhimme. Önemli bilgileri ne yapıyorlar? Topluyorlar. İnde kusufi şems, güneş tutulması esnasında önemli bilgileri topluyorlar. Limaza li abhasil ilmiye elleti kad testagriqu şuhuran. Aylar sürecek bilimsel araştırmalar için önemli bilgileri topluyorlar. Hel şahette kusufen li şems ev kusufen lil kamer. Güneş tutulmasını hiç gördün mü? Ev husufel kamer veya ay tutulmasını gördün mü? Tehaddes an zalik. Bundan bahset diyor. Tabi sizin cevaplarınız farklı olabilir. Mesela ana şahettu kusufel kamer. Evet ben güneş tutulmasını gördüm. Kusufe şems diyeceğiz tabi değil mi? Kusufel kamer olur mu? Kusufe eşşems. Güneş tutulmasını gördüm. Endema hadese kusufu şems, güneş tutulması meydana geldiğinde darabe zilzalun anif medinete Sakarya vel menatikal mucavirate leha. Sakarya şehrini ve onun civarındaki bölgeleri şiddetli bir deprem vurmuştu. Endema hadese kusufu şems. Ve ene kuntu fi Suriye ve salleyna salatel kusuf esna kusufu şems ve fi nefsil yevm darabe zilzalun anifun medinete Sakarya vel menatikal mucavirate leha ve mate kethirun minen nas. Hakeza. Uktub el kelimetel münasibete fil fera. Boşluklara uygun kelimeleri yazınız. Yuaddu el alim el beyruni. Alim beyruni sayılır. Evvel men seccele el kusufa vel husufa. Güneş tutulması ve ay tutulmasını kaydeden kimselerin ilki sayılıyor. Ve zalike bunu da niçin yapmış? Fil karnil, ha bunu da ne zaman yapmış? Fil karnil aşir miladi. Miladi 10. asırdadır. Bu da miladi 10. asırda olmuştur. İnne et tinnine ya da inne husufel kamer. Ay tutulması huve o neymiş? Duhuluhu fi zillil arzi. Ayın girmesidir. Nereye? Fi zillil arzi. Yerin gölgesine girmesidir. Ve kusufe şems. Güneş tutulması da duhulul arzi fi zillil kamer. Güneş tutulması da yer kürenin ayın gölgesine girmesidir şeklinde değil mi? Ta'kesu şemsu zillen tavilen. Uzun bir gölge. Nasıl şekilde? Mahruti şekil, koni şeklinde uzun bir gölge olarak yansıyor. Ya da güneş ne yapıyor? Koni şeklinde uzun bir gölge yansıtıyor. Feyemurrul kameru fi hâze zille. Ve ay da bu gölgenin içinden geçiyor. Tamam. Aslında te'kithul ardu, yer gölge yansıtıyor. Güneş ışık yansıtır ama güneşin ışıkları vurunca yeryüzünün gölgesi koni şeklinde yansıyor. Ne? Fi kusufi şems, güneş tutulmasında yetevassatul kamer, ay ortada bulunuyor. Beynel ardı ve şemsi. Ay yer küreyle güneşin ortasında bulunuyor. Tuvaffiru şebeketun el merasid, gözlem evleri ağı sağlıyor. Ma'lumatin kafiyeten, yeterli bilgileri sağlıyor. Li ebhasil ulema, alimlerin araştırmaları için yeterli bilgileri sağlıyor ya da topluyor, derliyor, devşiriyor anlamında. Bunların cevapları da bu şekilde olacaktı. İnteha hadet ders, nerakum fid dersil kadim, ma'asselameh.